Fethiye'den iyi akşamlar. Sanıyorum Türkiye'nin dört bir tarafından konuklarımız var bu akşam. Benim ismim Canan Tor. Aşağı yukarı 6 yıllık Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği üyesiyim. Filiz Hanım 2 yıldır bizimle beraber kendisi. Haziran ayında rica ettiğimde bize bir sunum yapar mısınız dediğimde sevinerek kabul etti. Zaman da çabuk geçiyor. Bugün sıra kendisinde. Bize Ormana İbradı sunumu yapacak. Sesler tam kapanmadı herhalde. Tomris Sarhan. Canan Hanım devam edin siz isterseniz. Evet, aramızda ben kendi adıma söyleyeyim. Fotoğraf camiasından tanıdığım Ersin Bey var. İbrahim Zaman Bey var. Hoş geldiler. Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği olarak bütün arkadaşları selamlamaktan onur duyarım. Filiz Hanım, buyurun. Efendim? Söz sizde. Peki. Şöyle bir fotoğrafla. Efendim, ben size bugün Antalya'yı anlatacağım ama bildiğinizin dışında bir Antalya. Önce hepinize hoş geldiniz diyorum. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Tüm arkadaşlar, dostlar, hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Sürçülisan edersem ne olur bağışlayın. Antalya'nın, efendim, Antalya'yı biz deniz turizmiyle tanıyoruz. Ama Antalya'yı sadece deniz turizmiyle sınırlamak Antalya'ya haksızlık olur diye düşünüyorum. Filiz Hanımcığım, fotoğraf paylaşımınız olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Ekran siyah, bir şey gelmedi. Yine mi yok? Evet. Şu anda harita geldi. Ha, tamam. Biz Antalya'nın Akseki üzerinden İbradı ilçesine gittik ve orada Onur şunu alıp dışarı çıkarır mısın? Orada Ormana köyünde kaldık. Asıl anlatacağım yer Ormana. Ama onun çevresinde Altınbeşik Mağarası'nı anlatacağım, Sarı Hacılar Köyü'nü anlatacağım. Çeşitli ayrıntıların üzerinde duracağız ve ben şimdi 11 Mart 2016'da sevgili hocalarım Ersin Alok ve İbrahim Zaman'ın da başında olduğu 14 kişi Antalya Havaalanı'ndan bizi alan minibüsümüzle Akseki'ye doğru yola çıktık. Yol boyunca Toroslardan muhteşem manzaralar gördük. Yeni çiçek açmış ağaçlar her tarafta bir tül etkisi yapıyordu. Doğal oluşmuş sekiler, sekiler üzerinde çayırlar, ormanlar ve tabii ki Yalçın Dağlar ve onları besleyen Manavgat. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Fotoğraflarınızın üzerinde köşeden köşeye kırmızı bir çizgi ben var. Ben de onu anlamadım. Bir kırmızı çizgi var. Nereden geldi bilmiyorum. Ekran paylaşımını kapatıp tekrar yapabilir misiniz? Tamam. Şimdi? Bakalım. Biraz gecikmeli geliyor. Göründü mü hocam? Yok, daha gelmedi. Biraz bekleyelim. İnternet şeyine göre değişebilir. Yine siyah bir ekran geliyor ama. Ne yapmam lazım? Ya açıkçası bilmiyorum. Paylaşımı tekrar kapatıp yapın isterseniz. Sizden kaynaklı bir şey var ama sorunu bilemiyorum tabii. Şimdi? Yok, hayır, hala gelmedi. Ha, geldi. Şu anda geldi. Çizgide tamam. Yok. İyi. Nerede kalmıştım? Ve bütün bu yeşillikleri besleyen Melas, Manavgat Irmağı. Irmağı takiben yolumuza devam ettik. Önümüze Güçlü Köy çıktı. Güçlü Köy'de düğmeli evlerle ilk yakın temas. Bölgedeki yapıları 4 Ermeni ustanın yaptığı, sonradan Alanya'dan gelen Rumların taş işçiliğiyle evler yaptığı, bunlardan yapı tekniğini öğrenen Türk ustaların da düğmeli ev geleneğine
devam ettiği bilinmekte. Yapılarda yörede bulunan toros sediri, yani katran ağacı ve yine yüksek yaylalarda yetişen andız ağacı kullanılmış. Yapının iskeleti ağaçtan oluşturulmuş ve içlerine taşlar yığılmış. Bu mimari tarza hatıllı kuru duvar denmiş. Bu yapılarda taş duvar asıl taşıyıcı gibi görünse de evi ahşap iskelet taşımakta. Duvardan taşan hatıl uçlarının uzaktan düğme gibi gözükmesinden dolayı bu evlere düğmeli ev, pişduvan denmekte. Yapının mimarisini daha iyi görebilmek için bu yıkıntıya bakmak yeterli. Duvarlar 50 ila 70 santimetre derinliğinde, genişliğinde. Bu yüzden yazın serin, kışın sıcak oluyor. İç yüzeylerde o dikey ahşaplar kesiliyor ve içten bir sıva yapılıyor. Binanın iç duvarları yörede beyaz toprak adı verilen bir tür toprak cinsiyle sıvanıyor. Bu toprak da sadece Eynip odasından, ovasından tedarik ediliyor. Dış yüzeylerde genellikle sıvasız kullanılmakla birlikte bazı yapılarda dış sıva amacıyla sakar sıva adı verilen bir tür kireçli toprak kullanılıyor. Sıva üzerine çeşitli materyallerden bezemeler yapılabiliyor. Ve pencerelerde de kafes uygulamaları var. Maalesef yapıların birçoğu yıkıntı veya harabe halinde, diğerleri de yıllardır kullanılmıyor ve bakımsız. Ama yeni yapılarda aynı tekniğin uygulanmaya çalıştığını görmek de bana umut verdi. Akseki adını Via Sebaste ya da Kral Yolu olarak bilinen antik yolun beyaz taşlardan oluşmuş basamaklı yapısından almış. Ak beyaz, seki de basamak demek. Bazı kaynaklarda Haçlı ordusunun ve İskender'in bu yolu kullandığı yazmaktadır. Şu anda direkt Via Sebaste yolunu görüyorsunuz. İbrad'ı Osmanlı döneminde birçok ulema yetiştirmiş. Eğitim düzeyi açısından en üst seviyelerde yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ilçeye Aydınkent adı verilmiş. 1960'ta yanılmıyorsam ama bu 68'e kadar sürmüş. Kısa sürede tekrar İbrad adına geri dönmüş. Osmanlı kayıtlarından anlaşıldığı üzere 15. yüzyılda bölgede oldukça kalabalık olan gayrimüslim nüfus yüksek vergilerden kurtulmak için ya bölgeyi terk etmiş ya da topluca Müslümanlığa geçmiş. 18. yüzyılda önemli bir ilim ve yerleşim merkezi. Devlet buraya hanlar, rüştiyeler, medreseler, türbeler, camiler, çeşmeler ve konaklar yaptırmış. Tarihinde 3 büyük yangın var. Bunlardan birinde köle Zeynep, zenci bir köle, bir konağı ateşe veriyor. Burada çeşitli söylentiler var. Konağın sahibinin köleye tasallukta bulunduğu vesaire. Neyse, bu Zeynep'in çıkarttığı yangın sonunda 130 ev yanıyor. Zeynep ise bunu Arap astık ağacına ayaklarından asılıp karnı yarılarak 3 gün ağaçta bekletilmekle ödemiş. Bu gördüğünüz ağaç da Arap astık ağacı. Ve en sonunda hedefimiz Ormanay'a varıyoruz. Haritalarda Ardıç Pınarı olarak görünüyor. Orman olarak arayınca bulamıyoruz. 1950'de meclise 22 milletvekili gönderen eğitim düzeyi o zamanlarda bile çok yüksek bir belde. Ormanalılar 1948 yılında Türkiye'nin örgütlü toplum tarihinin ilklerinden olan Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'ni, 1975 yılında da Ormana Kalkınma ve Yardımlaşma Vakfı'nı kurmuşlar. Bu kaldığımız konağın iç görüntüsü. Eski konutları
konakları aslına uygun restore ediyorlar. Biz de restore edilmiş bu eski konağa yerleştik. Daha sonra yemek yemek üzere yine restore edilmiş bir mekana geçtik. Burada Ürgüp'le özdeşleşen meşhur Cemalip türküsünün Ormanay'a ait olduğunu öğrendik. Bu konuda ellerindeki tarihi kaynaklara dayanarak açtıkları mahkemeyi kazanıp tescil ettirmişler. Buradaki ahşap kapıda aşağıda gördüğünüz yuvarlak ve cumbada yine yuvarlağın içinde koşan üç ayak dikkatimizi çekti. Bu motifin adı antik çağa ait sikkelerde de yaygın bir şekilde kullanılmış olan bu motifin adı Triskeles. Aynı motif M.Ö. 6. yüzyılda Atina sikkelerinde, M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren Likya sikkelerinde, Frigya, Klikya, Girit, Sicilya, Makedonya hatta İspanya'da da mimari eserlerde, mühürlerde ve vazolarda kullanıldığı görülüyor. Motifin kısır döngü veya toprak su havayı simgelediği düşünülmektedir. İşte burada daha büyük bir görüntüsü. Demek ki çok önemli bir motif. Günümüzde ise bu motif Sicilya bayrağında ve çok meşhur oldu. Hani bir Man adası var ya, onun bayrağında halen kullanılmakta. Köy içinde geziye çıktığımızda, pardon, bu da yine motifin cumbadaki görüntüsü. Köy içinde gezintiye çıktığımızda sevimli bir çiftin bize gülümseyerek baktığını gördük. Burada da dikkatimi 8 yıldız, 8 uçlu yıldız cumbada yine ne yaptıysam kaybettim. Geldi. Güzelim, sizin bilgisayarda biraz cumbadaki performans sorunu var. Acele etmeyin. Yok olduğunda gelecektik de tekrar. Tamam. Geldi mi? Geldi. Hocam ara vermişken şu motifin ismini bir daha tekrarlar mısınız? Triskeles miydi? Evet, Triskeles onun adı. Çok teşekkür ederim. Bu da 8 uçlu yıldız. Bunun da çok önemli bir şeyi var. Kullanım alanı. Onu da anlatacağım. Hanım bize poz vermek için içeri gidip başörtüsünü değiştirip beyaz taktı. Sağ olsun. Çok hoş bir şey hanımdı. Ve böylece şu görüntüde yıldızı daha büyük görebiliyoruz. Eşi de alt kattaki marangozhaneyi açtı. Meğer dededen toruna Ormana'daki tüm ahşap oymaları yapan son marangozu bulmuşuz biz tesadüfen. Gördüğünüz gibi başka evlerde de bu motif işlenmiş. Selçukluların temel sanatsal figürüymüş bu 8 uçlu yıldız. İslam dünyasında cenneti anlatan sembol. 8 ilkeye de işaret ediyor. Bu ilkeler merhamet, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat. Mütevazılık, cömertlik ve şükretmektir. Ayrıca göbeğindeki birbirine eşit iki çapraz kare de bu dünya ve ahireti simgelemektedir. Yıldızın konutu kötülüklerden koruduğuna da inanılır. Bektaşilik, Nakşibendilik, Yesevilik, Kadirilik mezheplerinde Osmanlı, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan armalarında Sultan II. Abdülhamit Han'ın tuğrasında ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü armasında yer alır. Bu arada gezintimiz sırasında çatısını kuşlarla tutturdukları bir penceresine kafesler yaptıkları çok şirin bir yapı zarif motifleriyle ilgimi çekti. Onu da belgeledim.
Maalesef o arada bir penceresinin kenarlarını tuğlayla, öbür taraftaki penceresini yitonkla ördükleri, yani ucubeye döndürdükleri eski bir binayı da gördüm. Bu da beni çok üzdü. Ormana ve İbradı mezarlıklarında bol miktarda ulema, müderris, kadı ve yüksek rütbeli mezar taşları bulunmakta. Bu tamamen ayrı ve çok derin bir konu. Bunu başka bir konuda, şeyde, sunumda inşallah inceleriz. Ve Ürünlü'deyiz. Ürünlü'de bazı gülmeli evleri artık abartmışlar. 3 katlı falan yapmışlar. Bir mikrofondan ses geliyor. Tamam. Ürünlü'de bazı evleri 3 katlı yapmışlar. Neredeyse apartman haline gelmiş. Yine aynı yapı tarzı. Tabii ben bunu görünce dayanamadım, fırladım, tırmanmaya başladım. Sevgili Betül Özbek de dayanamayıp deklanşöre basıverdi. Ve Altın Beşik Mağarası, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3. büyük yeraltı gölüne sahip bu mağara. Mağaranın girişinde çok ilginç jeolojik kıvrımlar vardı. Ben mağaranın içine giremedim ama dışarıda bize eşlik eden bir yoga öğretmeni çok güzel pozlar verdi. Böylece oradan eli boş dönmedim. Sarı Hacılar Köyü, Akseki ilçesinin bir köyü, 600-700 yıllık bir köy. Via Sebaste yolu oradan geçtiği ve İpek yolu ile kesiştiği için bütün bu ticaret yollarının kesişme noktası Sarı Hacılar. Dolayısıyla burası bir konaklama yeri haline gelmiş. Yapılaşmanın artmasıyla da köy olmuş. Bugün yoğun restorasyon faaliyetlerini izlediğimiz müze oluşturmuşlar. Müzede köyün zengin kültür yapısı sergilenmekte. Gördüğünüz gibi pek öyle köy gibi değil. Eşyalar bayağı yüksek bir kültürün belirtisi diye düşünüyorum. Ve mutfak. Eski Osmanlı kültürünü ayrıca burada da eşyalarda görebiliyoruz. Ve köyün yine 600 yıllık camisi. Bu caminin içi ahşap oymacılığının en güzel örneklerini ihtiva ettiği halde ben müzede fazla vakit geçirdiğim için camiye giremedim. Gezinin o kısmının bütün fotoğrafları herhalde sevgili Ersin Alok hocam tarafından çekildi. Sarı Hacılar Köyü'nün akarsuyu yokmuş. Köylü su ihtiyacını kervan yolları etrafına yapılan 12 sarnıçtan karşılıyormuş. Muhtarlık binasından cami avlusuna giden bir yağmur suyu kanalı dikkatimi çekti. Şurada bordo bir hat yağmur suyunu yağmur oluklarından sarnıça taşıyor. Geldik tekrardan Ormana'nın. Önce Luviler, sonra Pers, Roma, Bizans ve Selçuklular, hatta bir kaynağa göre Hititler tarafından yerleşim merkezi olarak kullanılmış bir bölge Ormana. Erimna ismiyle biliniyor. Tarihi boyunca iç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan bir yol üzerinde olduğu için önemini yitirmemiş. Hatta Haçlı ordusu da bu yoldan geçerek Akdeniz'e inmiş. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1226'da bölgeyi fethetmesi sonucu Erimna Selçuklu hakimiyetine girmiş. Selçuklular devrinde Konya'yı Akdeniz'e bağlayan kervan yolları bilhassa zeytinyağı ticareti Ormana arazisinden geçmekte.
Eynif Ovası'nda harap ve yıkık vaziyette gördüğünüz Tolhan, Tol taş kemer demekmiş. Bu dönemin bize bıraktığı bir miras. Ve dönüş yolculuğuna çıkmadan önce tüm gezi katılımcıları anı fotoğrafı çektirdik. Bu ilk fotoğraf sevgili İbrahim Zaman hocamdan. İkinci fotoğraf da Selçuk arkadaşımız tarafından çekildi. Bunları da anıları belirtmek için sunumuma katmak istedim. Umarım görülebiliyor muyum acaba? Görünüyorsunuz Tevhid Hanım. Tamam. Teşekkürler. Umarım sıkılmışımdır. Büyük keyif aldık. Ne demek sıkılmak? Sunumu hazırlamak için çalışmaya başladığımda bölgeyi daha birkaç kez ziyaret etmem, görmediğim yerleri fotoğraflamam, birçok yerin de özelliklerini öğrenmem gerektiğini fark ettim. Bu süreçte üst üste gelen aksilikleri aşmam için yardımlarını esirgemeyen Anafot eski başkanı Ünal Geciroğlu ve sevgili dost Murat Özbek'e sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Zaman ve fotoğraf sayısı kısıtlı olduğundan daha bahsedemediğim birçok detay kaldı. Umarım en kısa zamanda fırsat olarak birlikte gidip kalanları, detayları fotoğraflarız. Biraz uzun sürdüğünün farkındayım. Sabrınıza teşekkürler. Dilim sürçtüyse affola. Ne anlattı? Ya, çok şahane bir sunum izledik Filiz Hanım. Çok teşekkür ederim. Umarım misafirlerimiz de aynı şekilde düşünüyordu. Evet, çok teşekkür ederim. Daim hocamdan yorum alacağım. Lütfen buyurun. Filiz'im kutlarım kardeşim. Teşekkür ederim. Ormana benim memleketim, bilmiyorsun değil mi? Evet, bana biliyorum. Biliyorum abiciğim. Kaldığınız yerde rahmetli Aydın abinin kurduğu yer, Ormana Aktif. Şimdi oğlu Tolga yürütüyor o işleri. O fotoğrafta evet. Aydın abinin de fotoğrafı var. Yani Ormana Aktif. Evet. Evet. Gezintimiz de Ormana Aktif üzerinde Ormana Aktif yazan şeyle minibüsle oldu. Evet. Evet. Tolga organize etmiş. Haberini aldım. Bitti mi? Teşekkür ederim. Öyle mi? Peki. Ertin abi bu oranlara sürüklediğiniz için de teşekkürler. Ersin hocam birkaç kelime rica edebilir miyim? Estağfurullah, estağfurullah. Alo. Bir defa Filiz'im tebrik ediyorum. Çok hoş olmuş. Gerçekten konunun arka arkaya gelmesiyle anlattığın konu çok daha ortaya çıkmış. Selçuklular konusunda bahsettiğin önemli iki konu var. Bunlardan bir tanesi caminin içindeki, yani ormana içindeki caminin seramiklerini göstermeni çok isterdim. Bir tanesi o. Bir tane de orman içinde yine Selçuklulardan kalma çok güzel bir çatal olup çeşmesi var. Onu da bu gösterinin içine koyarsan çok eşsiz ve güzel bir bilgi kaynağı olan bir gösteri olacak. Seni kutluyorum. İnşallah beraber bir daha gideriz. Ben sana çeşmeyi göstereceğim. Çeşmeyi ben göstereceğim. Söz veriyorum sana. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler hocam. Çok büyük bir keyif aldık. Çok büyük bir keyif aldık. Tamam. Teşekkür ediyorum sana. İbrahim hocam burada mısınız? İbrahim hoca ayrıldı galiba. Göremiyorum ben ama. Belki düşmüştür şeyden. Tattım. Neyse. Filiz Hanım gerçekten çok güzel bir sunumdu. Dernek olarak oraya gitmemiz gerekiyor, öyle anladık. Gerçekten gitmemiz lazım. Evet. Buradan Canan Hanım'a da şey yapalım. Ersin hocamın bahsettiği iki şeyi de fotoğraflamadığımı fark ettim şu anda. Çok ayıp etmişim. Tabii ya, şey mi olur Allah Allah ya. Hayır, o bir daha gitmek için sebep olur. Ne kadar güzel yani. Yerimiz
güzel olur. Sarıhacılardaki camiyi de çekmek isterim. Evet, evet, evet. Evet. Ben konuşmak istiyor musun? Hayır, hayır. Canan Hanım ne yapalım? Bana. Hocam konuşamıyorum şu anda, ezan okunuyor, bitsin konuşacağım. İsterseniz ben gireyim araya. Çok güzel bir oldu. Tebrikler Filiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hem bilendik hem fotoğraflar çok güzeldi. Keyif aldık. Evet, keyif aldık. İnşallah biz de gideriz. Umarım artık Antalya deniz tatili için bu bölgeleri görmek için de gidersiniz. Tomris Hanım söz istiyor galiba. Onun sesini açacağım şimdi. Tomris Hanım konuşabilirsiniz şu anda. Tomris? Merhaba Tomris. Kapalı şeyi. Merhaba. Sesi kapalı Tomris'e. Evet, ben de açamıyorum. Şu anda aramızda Anafod'un hem eski hem yeni başkanları bir arada. Biz de tanıyalım Filiz Hanım. Efendim? Biz de tanıyalım kendilerini. Siz bize tanıtın. Evet. Ünal Geciroğlu bir önceki başkan. Şimdiki de Anıl Tamer Yılmaz, ikisi de aramızda. Merhabalar hepinize. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. Valla Fethiye'ye... Eline sağlık, Filiz Alıcı çok güzel sundu. Efendim? Eline sağlık, çok güzel bir sunumdu diyorum ya. Sağ olasın. Sizin orada da tekrarlarız inşallah. İnşallah. Sezon açılınca yaparız tabii ki. Alo. Alo. Geldi. Sesim geliyor mu? Merhaba hocam. Evet. Koca akşam bu meseleyle uğraştım. Sizi telefonla aradım. Bir türlü uygun bir duruma gelmedi. Önümdeyken kapandı ekran. Şimdi bu uğraşan sürücünde karşılaştık ama galiba geçmiş ola. Ben size saygı duyuyorum hocam. Baksana Murat Bey'i de görmüştüm. Hanımefendiyi de görmüştüm. Sizlere sesleniyorum. Beni duymuyorsunuz. Elimi sallıyorum. İbrahim hocam sesiniz kapalıydı, mikrofonunuz görünmüyordu. Ben sizi uyaracaktım ama sonra sizi de kaybettik. Kusurumuza bakmayın. Neden yok oldu bilmiyorum o sahne. Bir şey çok istenince olmuyor herhalde. Hocam hoş gelmişsiniz. Boynunuzdaki önemli bir şey değildir inşallah. İşte burada bazı şeyler geçiyor başımızdan. Vertigo diye bir şey icat ettiler. Düşmeler, denge kayıpları, işte baş dönmeleri vesaire. Geçmiş onlarla oldu. Uğraşıyoruz. Şey değil, mesele değil. Şimdi bulandırmayalım oradaki güzelliği. Ben size kaydı gönderirim hocam. Şimdi kaydedildi çünkü. Sağ olun. Baksana Ersin kardeşim de oradaymış. Evet. Ece Hanım da oradaymış. Beni niye mahrum ettiniz? Ne oldu? Ama ben sırasında cebim çalınca oğluma söyledim, dışarı koydurdum telefonu. Karabahtım kem talihim. Oradaki bütün mevcut... Telefonu bakamadım hocam. Peki ben bütün oradaki dostlara selam diyorum. Sağ olun. Herkese güzellikler diliyorum. Çok güzelliklerde buluşalım. Galiba bitti program değil mi? Bitti. Bitti. Şimdi soru varsa soru cevap halinde sohbete devam ediyoruz hocam. Öyle mi? Ne sorusu soruyorsunuz? İşte sunumla ilgili sorusu olan arkadaşlar olur. Orayı henüz görmemiş olanlar olur diye soru orada, cevap. Evet. Ben şey de olsa, numune de olsa o geçti birkaç tane ahşap minare. Şurası burası, ben ekran kapanmadan onlar geçti. O ayar sırasında evet. Mıydı bilmiyorum. Murat Gür çıkıyor. Murat Gür'ün adı çıkıyor. Kendisini göremiyorum. Vesaire. Murat, oralarda mı bilmiyorum.
Efendim? Murat burada mısın? Murat kayıp. Murat orada ya. Betül sesini kısmış. Betül sesini kısmış. Onun için Murat konuşamıyor bir türlü. Hocam öbür Murat, başka bir Murat'tan bahsediyorlar. Aa, ama Murat... Öyle mi? Murat Gür diyor. Özkekoğlu değil yani. Öyle mi? Ha bu Murat, bu Murat bizim... Doğru, tamam. Murat Gür diyor ama bu Gürsu. Hayır, Murat Gür de vardı. Biraz önce buradaydı. Hazır burada olsaydık şimdi iki tane diplomalı harika fotoğrafçımız var aramızda. Onlardan da bahsederdik biraz. Ersin'cim geçmiş olsun. İyiyim, iyiyim. İyiyim abi, bir şey yok. Hayatım. Olur öyle şeyler. Olur dönüşüm, öyle şeyler. Dönüşüm faturasını mı ödüyorsun? Yani hayat daima bir şeyi ödersin. Yani olsun, sırası gelince çaresi yok. Sen her zaman harikasın. Boş ver gerisini. Tamam. İbrahim. Canım. Ormana konusunda Murat Özbey'in de mutlaka söylemek istedikleri vardır. Kesinlikle. Biliz, Murat'a söz verirsen çok sevineceğim. Şöyle ortaya, sahneye al Murat'ı. Ben buradan kalkıyorum. Murat'la yer değiştiriyorum. Buyurun efendim. Buyurun Murat Bey. Ne güzel, ne güzel. Ben de o mağarayı çok özledim. O mağaraya gidip gireceğim içine. Evet, girmemiz lazım hocam. Tek başına olmaz. Tek başına olmaz İbrahim'cim. Bir lokomotif lazım. Zaten lokomotifimiz belli. Tamam, tamam. Memnuniyetle. Gitmeyen? Vallahi gitmeyeni bilmiyorum. Gittikten sonra konuşacağız. Gitmeyen böyle olsun. Olabilir, 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 olabilir. Evet sevgili Murat'cığım, seni dinliyoruz konuyla ilgili olarak. Filiz'e çok teşekkür ediyoruz. Orada geçirdiğimiz güzel günleri hatırlattı. O güzel gezinin güzel tadını tekrardan tattık. Çok teşekkür ediyoruz. Oradaki... Ben de sana teşekkür ediyorum Murat'cığım, sağ ol. Buradaki ustaların becerilerini tekrar bize yaşattı. Bu Ersin Hocam'ın bahsettiği Tristikeles kabartmasının bulunduğu çeşmeden ben kısaca bahsedeyim o zaman. Bu çeşme rahmetli Aydın Bey'in babasının yapmış olduğu bir çeşme. Bu çeşme tam mezarlık bölgesinin arkasında bir yerde ve çeşmenin tam ortasında bir taş var. Bu taşın bir yüzeyinde Yunan harflerine yazılmış bir kitabe var. Bu kitabenin bulunduğu taşın yan yüzeyinde, ki bu biraz dar bir alanda kalıyor, fotoğraflaması zor bir yer. Orada Tristikeles kabartmasının orijinali var. Yaptığım araştırmaya göre bu Tristikeles taşının bulunduğu yazıda bir mabetteki üç papazın o bölgede yaptığı başarılı işleri anlatan ve onların ödüllendirildiği, anıldığı bir yazı yazıyormuş. Bu mezarlık bölgesinde bulunan, şu anda en ufak bir izi olmayan, Aydın Bey'in, rahmetli Aydın Bey'in aktardığı bilgilere göre bir mabetten çıkan bir taşmış bu. O bölgedeki önemli işaretlerden bir tanesi. Tabii yine bu mezarlığa dönersem, mezarlık deyince ormana gibi ufacık bir yerde 5 tane büyük mezarlık var ve bu 5 mezarlık... Ormana gibi bir yerde 5 tane büyük mezarlık var. O mezarlıkta çıkan özel bir taş görmüşler, onu anlatıyor. Orman ayı Osmanlı döneminde bilhassa çok kullanan Osmanlı'dan kalan büyük insanların
ve orada yaşayan insanların mezarları nedeniyle o dönemki nüfusunun yoğunluğu dikkati çekiyordu. Çok keyifli bir geziydi. Tekrardan Filiz'e teşekkür ediyorum bizi o günlere götürdüğü için. Murat, evet. Ben Aydın Bey'in vefat ettiğini bilmiyordum. Demin bir arkadaş konuşurken kesik kesik geldi ses. Tam olarak anlayamadım. Çok üzüldüm. Ne zaman vefat etti? Bir seneyi aşkın. Bir sene arası epey oldu. Bu arada biz Aydın, ben bu gezimizden sonra yaklaşık 2 ay sonra tekrar gittim Ormanaya. Günü birliğine gittim. Aydın Bey'le oturduk, sohbet ettik. Bir öğle yemeği yedik orada. Daha sonra İstanbul'daki turizm fuarlarına Aydın Bey gelişinde her seferinde gittik. Kendisini standında ziyaret ettik. Sohbetlerimizi sürdürdük. Çok iyi bir insandı. Ormanaya çok faydalı, yararlı işler yapmış birisiydi. İnşallah, eminim ayrıca çocukları o düzenin yıllarca sürmesi için başarılı işler yapacaklar. Aydın Bey'in vefatını ben de duymamıştım. Evet. Kendisine başsağlığı. Sevenlerine sabır diliyoruz. Kuşuklar içinde yatsın. Evet, Allah rahmet eylesin. Peki siz oraya tekrar Murat Bey olarak gittiğiniz zaman oradaki vadide, kanyonda yankılar hala var mıydı? Lo 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 li, lo 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 li, lo lo li diye. Olmaz mı hocam? Hala vardı. Çınladı kulaklarım. Nasıl yankılanıyordu? Nasıl? Ben giderken hala yankı devam ediyordu. Olmaz mı hocam? Çok güzel bir roman. Ya ya ya. Yaştı. Aynen aynen. İbrahim Bey. Her tarafta maşallah. İbrahim hocam. Buyurun. Bizim Fethiye'de de öyle yankı yapacak vadilerimiz var. Buyurun gelin bir fotoğraf çalışması yapalım burada. Bu çok yani, iyi gol oldu. gelin dediniz de olmaz mı dedik yani? Yani biz tabii ki çok istiyoruz ama bu pandemi bizi çok etkiledi. Hepimiz evlere mahpus kaldık. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz. Yo, ama bak, ilk hepimiz, açıldığında bekliyoruz o zaman sizleri. Hepimiz buradayız. Ne güzel işte. İşte bu da işin pozitif tarafı tabii. Sizi görüyoruz, diğer tabii arkadaşları görüyoruz, Ersin hocamızı görüyoruz. Şimdi sizler hepiniz buradayken benim sizden bir isteğim var. Olur mu? Yok, beraber bir... Niye yoksunuz? Buradasınız ya. Ha öyle mi? Burada mıyım? Pardon. Şu an evet, buradasınız. Şimdi bizim Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği olarak biz her hafta bir fotoğraf yarışması yapıyoruz. Bu haftaki fotoğraf yarışmamızın konusu balık ve balıkçılar. Şimdi biz yarışmaya katılan dernek üyesi arkadaşlarımızın fotoğraflarını bir araya getirdik. Onu şöyle bir size bir sunalım. Bir de bir seçim yapalım. Olur mu? Olabilir ben, mi? Fotoğraf varsa meselenin içinde olmaz diyemem ki. Ne güzel. Benim yapıma ters. Çok güzel. Biz de sizlerin görüşlerinize ihtiyacımız var. Bize bir yardımcı olursanız seviniriz. Şunu herkesin bilmesini istiyorum fırsat gelmişken. Ben her zaman söylediğim gibi bütün kazanımlarımı sosyal, ekonomik ve kendini ifade etme, fotoğraf dili, ne varsa fotoğraftan öğrendim. Dolayısıyla ben fotoğrafa borçlu hissediyorum kendimi. Benim bir okyanusa damla kadar faydam olacağını umduğum bir yere ben hayır diyemem. Çok teşekkür fotoğraf ederim. Olsun yeter ki. Tabii ki arkadaşlarım da, ben kendimin şeyine... Kimi arkadaşımız hadi oradan diyebilir, kimi arkadaşımız yok daha neler diyebilir. Ama ben bunu açık seçik söylüyorum. Ben bütün ömrümü fotoğrafa adadım ve fotoğrafın peşinde olanları da akrabam gibi görüyorum. O zaman hepimiz kocaman bir aileyiz, hepimiz kocaman bir sülaleyiz.
Öyle bakmak tabii, lazım değil yani, mi? Fotoğrafı adadım. Daha da uzatırsak Adem'i lavaya kadar gider mi bu iş? Bence de. Hepimizi birbirimize bağlayan tek unsur fotoğraf zaten şu anda. O bir sevda ki. Evet, o bir paylaşma müessesesi ki. Evet. O bir gönül, yaklaşım sağlayan güzellik ki. Ben başka bir meslekte aynı derecede bir yakınlaşma zannetmiyorum. Oraları kimisi demirci, kimisi kömürcü, kimisi mühendis, kimisi fotoğrafçı, kimisi hatta fotoğrafçı dersek belki biraz yanlış olur. Nedense stüdyo fotoğrafçıları hiç mi hiç bu konuya yakınlık duymuyorlar. Yani belki Türkiye'de 10 kişi falan varsa fotoğrafçılardan bahsetmemin nedeni stüdyo fotoğrafçıları, hatıra fotoğrafları vesaire. Nedense hiç kendilerini böyle bir mecburiyette görmüyorlar. Oysa orası çok farklı paylaşım yeri. Bak ben ne yaptım, o da sana gösterir, bak ben ne yaptım. Siz ondan alırsınız bir şeyler, o sizden alır bir şeyler. Gelişme ne güzeldir yani ama... Bilmiyorum. Hocam siz işin sanat kısmındasınız da ondan stüdyo fotoğrafçıları sizinle aynı kulvarda maalesef o yüzden olamıyorlar. Anladım da ben o şapkayı da giydim, bu şapkayı da giydim. Ne zararı oldu faydadan başka? Bence de öyle tabii. Tabii yani. Fotoğrafçı güzelliklerin peşindedir. Fotoğrafçı estetiğin peşindedir. Fotoğrafçı güzelliklerin peşinde olduğu için aklı onunla meşguldür. Kötülük yapamaz. Kötülük düşünemez. Fotoğrafçılık avcılığa benzer. Ama benzer. Bir kuşu, bir yaban mahlunu avlamak için avcı kendini gizler. Sine sine gider. Fotoğrafçı da aynı şekilde bunu yapar. Evet. Ama arada müthiş bir fark doğar. Avcı tenceresi için avlanır. Fotoğrafçı ise paylaşmak için. O av gene hayatını sürdürür. Evet. Biz de şimdi sizlerin izniyle yarışmaya katılan arkadaşlarımızın fotoğraflarını sizlere bir gösterelim. Sonra Filiz Hanım kendisi daha önceden seçimini yaptı. İlk üçü tespit etti. Ondan sonra da Filiz Hanım ilanını yapsın. Biz de hiç kimseyiz akşam burada sizi tutmayalım. Çok güzel. Olur mu hocam? Sazı aldım mı elime sabahlık yaparım. İşler misiniz? Tamam. Nokta. Yani sizlerle konuşmayı biz çok isteriz ama yani dernek ortamında olursak hep beraber karşılıklı çaylarımızı kahvelerimizi içelim sohbet edelim. Ama şimdi de bir işimiz daha var, onu da yapalım. Ondan sonra kalanlarla yolumuza devam ederiz, olur mu? Tamam, soru cevap dediler de ben de onların peşine takıldım. İşte o güzellikleri anlatınca ben de coştum. Biz de coştuk hocam. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. O düğmeli elden seyrek görünüyor. Nokta. Ben gittim oraya. Çok güzel bir bölge orası. İnşallah dernekle beraber oraya gideceğiz tekrar. Orayı yeniden keşfedeceğiz. İnşallah gideriz de biz de yankı seslerini biz de bırakırız. Loli loli lo. Ne güzel. Ne güzel. Fehmi hocam yarışmaya geçelim mi? Hemen geçiyoruz. Bu haftaki konumuz balık ve balıkçılardı. Evet arkadaşlar, birinci fotoğraf Ali hocamızın. İkinci fotoğraf gene alfabetik sıraya göre gidiyoruz. Belirli bir sıraya göre değil. Gene Ali hocamızın fotoğrafı. Canan'ın fotoğrafı bu. Cemalettin. Halis hocamızın fotoğrafı. Gene Halis hocamızın bir diğer kadrajı. Üçüncü kadraj gene Halis hocamızdan. Haluk Rıza Tabuk arkadaşımızın fotoğrafı. Haluk, gene Haluk hocamızın fotoğrafı. Kemal Tur, Canan'ın eşi. Bayan Batur. Kemal'in fotoğrafı. Bayan Batur. Kamil Sinan Arat hocamızın bir kadrajı.
Gene Kamil hocamızdan bir fotoğraf. Neylan hocamızın bir yakın çekim balık fotoğrafı. Gene Neylan hocamızdan. Nuran Kalafat. Ve Hanife arkadaşımızın Fevsat üyesi değil ama gene de güzel bir kardeş. Fotoğraflarımız bu kadar. Evet. Filiz Hanımcığım, sizi dinliyoruz. Nasıl yapacağım şimdi? Ben share stop yaptım. Tamam. Siz üçüncüyü söyleyin. Onun fotoğrafı gelsin ekrana. Filiz Hanım'da var fotoğraflar galiba. Yoksa... Var mı? Ha, öyle mi? Ben de göstereyim. Ben de paylaşayım. Siz paylaşın 3-2-1 diye. Şimdi o zaman dosyayı bulmam lazım da. Fehmi hocam. Ben paylaşayım. Hocam siz üzerinde konuşun olur mu? Tamam. Ben... Neden seçtiğinize dair bir iki cümle alalım sizden. O zaman şöyle başlayayım söze. Birinciyle ikincide hiç zorlanmadım. Ama üçüncüde birkaç fotoğraf arasında gidip geldim. Üçüncülükte çekişme vardı, onu söyleyeyim ben. Abi benimkileri de katmışsınız hocam araya. Yok hayır, sadece bunları, hayır, onları göstermeyeceğim. Aynı dosyada oldukları için siz merak etmeyin. Sadece bu üçüncü olan fotoğraf bu. Evet, üçüncüyü görelim. Üçüncü görüyor musunuz? Fehmi abi, büyütebilir misin? Share screen yapmanız lazım. Share yaptım, evet. Fehmi abi, büyük halini share yapman lazım. Büyük halde paylaşmanız lazım. Görmüyorsun. Bir daha bak. Share stop yap. Bir saniye tekrar yapıyoruz. Bazen böyle şey oluyor. Şimdi görüyor musunuz? Gelecek. Geldi, tamam. Evet. Tamam. Üçüncümüz. Bu fotoğraf ama dediğim gibi birkaç fotoğraf arasında gidip geldim. En sonunda balıkçılığın birkaç tane anlamı olduğu için bu bir yönünü temsil ediyor. Bir balığı tutan kişi, bir satan kişi. Bunu tercih ettim. Teşekkür ediyorum, benim fotoğrafım. Rica ederim. Beşiktaş balık pazarında çekmiştim ama yani öylesine hiç düşünmeden çektiydim. Bir de yiyen tarafı var yani. Onu evet. Evet, bir de yiyen tarafı var. Tutan, satan ve yiyen. Yiyenle ilgili yoktu. Teşekkürler Filiz Hanım. Rica ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. İkinciyi alalım. Görelim. İkinci hiç bocalama falan olmadı. Direkt bu ikinciydi zaten gözümde. Tebrik ediyorum. Kimindi? Ali hocamız, Ali Karacan. Ali Karacan arkada. Evet. Burası arkada. Dalaman arkadaşlar. Havaalanın yan tarafındaki nehir, denizle buluştuğu yerdeki balıkçıları çektiydik. Yine dernek olarak gitmiştik oraya. Evet. Güzel bir çalışmaydı bu da. Umarım bir gün ben de gidebilirim. Çok güzel bir yer. Evet. Evet, güzel. Evet. Ali hocamı da tebrik ediyorum. Şimdi birinci. Bu fotoğraf bana sevgili Ara Güler'in, rahmetli analım bu arada, o hani eski İstanbul fotoğrafları var ya, onun tadını verdi. Daha fotoğrafı görür görmez bu birinci dedim. Sonra ötekilere baktım. Geri kalanına sonra baktım. Bu gerçekten çok güzel. Meramını sadelikle anlatmış. Bu birincimiz. Bunu da sahibini tebrik ediyorum. Halis hocamızın bu da. Halis girdi. Evet. Halis Bey. Evet. O yolda katılamayacağı için özür diledi. Ben de onunkine katılamadım biliyorsunuz. Bir annem kaza geçirmişti geçen hafta. Onun için onun sunumuna katılamamıştım. Video olarak seyredebiliriz herhalde, değil mi hocam? Şu anda kayıttayız. Program kayıt altında. Daha sonra YouTube'da yayınlayacağız bunları. Bu programı
İbrahim Zaman hocama göndereceğiz. O YouTube'da yayınlayacağız zaten Filiz Hanım. Tamam. Sorun değil, yaparız. Evet. Evet, yarışmada derece alan arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hanım. Evet. Sağ olun. Görüş açınız da çok güzel. Ara Güler Bey'i de bu esnada aldık kendisini. Biz Fevsat olarak Filiz adıma katkılarından dolayı herkese de bizi izlediklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Soru sormak isteyen varsa Filiz Hanım buyurun. Konuşmak isteyen varsa konuşabilir. Ben iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar Cemalettin. Hoş geldin. Emeğinize sağlık. Güzel bir sunum bu. Baştan beri izleyebildin mi? Evet, ben baştan beri tam olarak. Hatta notu aldım. Umarım herhalde önümüzdeki günlerde ormanına gidebilirim. Yalnız gitmiyor ama kimse oraya yalnız gitmiyor. Biliyor musun? Mutlaka, mutlaka. Birkaç kişi birlikte gitmek lazım. Beni de unutma. Evet, düğmeli evler gerçekten görülmesi gereken bir coğrafya. Hem yapıları itibariyle hem de tabiatı itibariyle hakikaten hoş. Bir de mağara orayı zenginleştirmiş. Çok farklı bir mağara. Bence de gidilmesi iyi olur. Peki ya da Şükrü Bey'e selam yollayabilir miyim Şükrü Bey'e? Fotokan diye Şükrü'ye mi? Evet. Ben iletirim sizin selamınızı. Tamam. Ailece çok selam söyleyeyim lütfen. Aleyküm selam. Ben söylerim kendisine. Sağ olun. Eksik olmayın. Rica ederim. Faruk Bey oralarda mı yoksa? Faruk Akbaş da burada ama kendisi sanıyorum çarşamba akşamları başka bir sunumda olduğu için bu akşam bizimle beraber olamadı. Ama normalde burada. Beraberiz kendisiyle. Bizim derneğimiz... Burası doğru adres olmasa da ben ona da ailece bir selam söylemiş olayım. Ya, iletiriz efendim. Burası doğru adrestir çünkü kendisi bizim derneğimizin üyesi ve aynı zamanda onursal başkanımız. Lütfedersiniz. Sağ olun. Söyleriz efendim. Aleyküm selam. İletiriz. İnşallah daha sonraki zamanlarda da bu problemler bittiğinde hep beraber bir araya geliriz. İnşallah. Tabii. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama o da bir türlü gitmek bilmiyor. Çok sevdi bizi. Evet, maalesef. Haberler de biraz olumlu değil ama inşallah ilerleyen günlerde sonuçlar biraz iç açıcı olur. Nasıl bir güvense bilemiyorum. Bana bir şey olmaz güveni var. Bana bir şey olmaz. Kime olur ona olur. O da bana ne? Nasıl bir duygudur bilmiyorum. Bana bir şey olmaz. Gece yarısı piknik yapıyorlar. Yan evet, yana, omuz hocam. Omuza. Her yer çok kalabalık hocam. Her yer. Her yer. Bilmiyorum. İnşallah sonunda kıyamet alameti deyip ortaya çıkmazlar. Yeni dünya düzeni kuruluyor. O da olabilir belki. Bilmiyoruz artık. Hepimiz beraber gideceksek sıkıntı yok. Ama birkaç kişi kalacaksa sıkıntı var. Ben oturduğum yerde işsiz güçsüz ne senaryolar yazıyorum bilseniz. Tahmin ederim. Ne senaryolar. Siz tabiatın bir parçası olduğunuzu unuttunuz. Ey mahlukat. En mükemmel mahlukat dedik, sizi yolladık. Siz doğanın parçası olduğunuzu unuttunuz. Yetmez gibi bir de doğayı yok etmeye kalktınız. Ben size bir şey vereyim de o beladan kurtulun bakayım. Amerika'ya da ey Amerika, sen dünyaya kabadayılık yapıyorsun. Benimle de bakayım, başa çık da göreyim seni. Ona da yolladı şöyle bir küfe kadar. Ondan sonra bakalım nasıl çıkacağız bu işin içinden. İnşallah çıkacağız gene de. İnşallah sağlıkla, sıhhatle inşallah bugünleri de aşacağız hocam. Bir yerde okumuştum. Evet. Bir yerde okumuştum. Ümit insanların anası, ümitsizlik de babasıdır diye yazıyordu. Evet, maalesef.
Evet, bizim Fevsat olarak çarşamba akşamına ayırdığımız süre dolmak üzere. Konuşmak isteyen varsa düşüncelerini alayım. Filiz'cim çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi. Pek umutlu değildim Harikacığım. Geçmiş olsun. Ama sırtımda yastığımla oturuyorum hala azimle. Olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ersin Hocam. Efendim. Canan söyle. Çok teşekkür ediyorum. Ay ne güzel. Sizlerin varlığı. Sağolun. Sizi de bekliyoruz Fethiye'ye. Ben Fethiye'ye bir defa değil birkaç kere geldim. Evet, sizin burada dostlarınız var. Benim konferanslar verdim orada filan. Bakalım ben sizinle yoktum. Konuşuyorduk. Biraz ortalık rahatlasın da. Evet. Ondan sonra bir gelelim. Sizin İnşallah. Fethiye'de çok güzel kurumuş ağaçlar dünyası var. İnanılmaz güzel bir şey. Yani fotoğraf çekmek için sabah güneş doğmadan oraya gideceksin. Akşam güneş battıktan sonra ayrılacaksın. O kadar evet. Güzel bir yer orası. Fethiye'nin doğası çok güzel. Evet. Fotoğraf için evet. Çok zengin bir coğrafya. Evet. Bir proje projeler gerçekleştiririz inşallah hocam. Evet. Memnuniyetle. Şu biraz rahatlayalım çocuklar. Yani evet, hakikaten evet. Olamıyor. Yani dışarı çıkmak olmuyor. Gittiğiniz otelde ne kadar ne şartlarda kalacaksınız belli değil falan. Çok zor yani. Çok zor. Evet. Burada otellerin birçoğu açılmadı zaten. Sadece villalar ve apartlar şu anda hizmet sunuyor. Ama ortalık çok kalabalık. Öf. Ya acayip kalabalık. Kaş, Kalkan, Fethiye, Bodrum, Marmaris çok kalabalık. Yani buraya zaten geldi COVID-19. Biz duyuyoruz sağlıkçılardan. Haberimiz var. Biz de kendimizi korumaya çalışıyoruz hocam. Doğru. Evet. Efendim o zaman ilk önce sevgili Filizciğime çok teşekkür ediyoruz. Hem Ece hem ben teşekkürler ediyoruz. Diğer geriye kalan bütün dostlara öpücüklerimiz sonsuz. Sevgili Canancığım, senin de bu isteğini en kısa zamanda Filiz kanalıyla seni bularak yerine getireceğim. Söz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Fevsat sağ adına olun. Çok teşekkür ediyorum üyelerimiz adına. Sizleri burada görmekten onur duyarız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma iyi akşamlarımı da dileyeyim. Filiz Hanım, buyurun son sözü siz söyleyin. Hatıralarımızı tazeleme şeyi bize verdiği için imkanı ben de söyleyeyim de o söylemeden önce çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Taptaze oldu. Orada görmüş olduğum 5-6 kare bile bana yetti. Evet. Sağ olun. Teşrif ettiğiniz için herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada yazıları okuyabilme fırsatı ancak buldum tabii heyecanım geçince. O yarım bırakanlar olmuş veya yarısında girenler olmuş. Arkadaşlar bu kayıt altında nerede yayınlanacak Canan Hanım? Fevsat'ın YouTube kanalında evet. Tamam. Fevsat'ın YouTube kanalına girerek bu programı izleyebilirsiniz. Biz Fevsat size haber veririz. Siz de arkadaşlara haber verirsiniz. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bütün katılımcılara minnettarım. Tekrar söylüyorum. Eğer sürçülisan ettiysem affola. İyi geceler herkese. İyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Kapatıyorum toplantıyı. Çok teşekkürler Fadi Hocam emeklerin için. Rica ederim hocam. Ne demek?